Aslında halkın iradesi büyük çoğunluğuyla sandığa yansıdı. Halk bu seçimde, yani biz seçim süreci boyunca çalışmalarımızı yürüttüğümüz süreç boyunca zaten bu rejime dair değişiklik talebini halk net bir şekilde ifade ediyordu. Yani kadınlarda, gençlerde. Çünkü onların hayatına yansıyan kısmı, yani evet baskı politikaları, ekonominin geldiği nokta, yoksulluğun çok derinleşmiş olması, işte süre gelen sistematik savaş gerçekliği, bunlardan kaynaklı olarak halk aslında gerçekten net bir şekilde istemediği şeyi gösterdi. Özellikle Kürt kentlerinde bu tablo çok net bir şekilde açığa çıktı. Biz yani ilk turda bitirme iddiasıyla yürüttük bütün çalışmalarımızı. Geldiğimiz noktada, yani edindiğimiz sonuç geriletmeye dönüktür. Yani evet sarstık, durdurduk, en azından kazanmadı. Ama bundan sonraki amacımız ikinci tur için tamamen gerçekten geriletmek. Yani şunu söylemek gerekiyor bir kere. Bu iyi ile kötüyü oyladığımız bir seçim bir yandan, ama bir yandan da değil. Çünkü seçimin bize sonuç olarak gösterdikleri hala gerçekten çok kötücül, çok sistematik bir politika izleniyor. Bu sandık güvenliği konusunda yaşanan, işte bizim aslında tespit edemediğimiz, hani o seçmen listeleriyle oynanması gibi pek çok spekülasyon veya tespit edemediğimiz durum var. Dolayısıyla bunlar bize gösteriyor ki aslında çok sinsi, çok sistematik, çok durmayan bir şekilde aslında bu politikalar sürüyor. Ve şu çok önemli, biz sahadayken, yani rakibimiz gerçekten herhangi bir parti değildi. Biz devletin bütün organlarına, bütün kurumlarına, kolluğa, yargıya, pek çok ellerinde oldukları o güce karşı bir kampanya yürüttük. Dolayısıyla bu kadar baskı, bu kadar adil olmayan bir yarışın içerisinde geldiğimiz nokta hiç küçümsenecek bir nokta değil. Çok ciddi anlamda biz durdurduk. Durdurduk diye bir söylem geliştiriyoruz. Ama ikinci tur için gerçekten geriletmeye ve yeni bir sistemi inşa etmenin zeminini edinmeye dairdir. Yeşil Sol Parti'yi tanımladığımız zaman zaten bir kadın partisi olduğunu söylüyoruz. Bu parti geleneği yani çok uzun zamandır bütün mekanizmalarıyla bunu inşa etmeye çalışıyor. Aday belirleme sürecinden bugüne zaten bu amaçlanan bir şeydi. Yani bu dağılım, sandalye dağılımı, yani cinsiyet açısından. Dolayısıyla şu anda net bir şekilde eşit girdik. Yani diğer partilerle değil, kendi içimizde kadın erkek eşitliğini sağlamış durumdayız. Diğer bütün partilerden farklı olarak. Dolayısıyla 31 kadın olarak parlamentoya gidiyoruz. Ve bu kadınların hepsi gerçekten uzun yıllardır Yeşil Sol Parti'nin içerisindeki o eşitlikçi, kadın özgürlükçü paradigmaya inanan ve bunun mücadelesini yürüten, kadın örgütlerinin içerisinden gelen, sahadaki kadın çalışmasından gelen, aktivizm çalışması yürütmüş. Yani farklı şekillerde ama mutlaka bir şekilde kadın mücadelesinin içerisinde yer almış kadınlar. Dolayısıyla biz ısrarla şunu söylüyoruz. Evet, 31 kadın olarak sayısal anlamda orada olabiliriz ama arkamızda örgütlerimiz ve kadın mücadelemiz var. Dolayısıyla biz orada çok nitelik olarak çok bambaşka bir mücadele vereceğiz. Buna inanıyoruz, yani kadın mücadelesi açısından. Oluşan parlamento aritmetiği açısından da yani oldukça niteliksiz bir sayısal üstünlük yakalamış durumda ne yazık ki ırkçı ve dinci, radikal İslamcı kesim. Bu nedenle de mücadele oldukça çetin olacak bizler açısından, ama biz yıllardır zaten hem sahada hem de işte önceki parlamenter arkadaşlarımızın yürüttüğü mücadeleyi büyütmeye kararlıyız. Beyannamemizde evet çok detaylıca var zaten. En önemlisi işte özel savaş politikaları dediğiniz, işte Kürt kentlerinde yürütülen, işte kadınlara dönük
o sinsi politikayı teşhir etmek ve aslında cezasızlıkla sonuçlanan bütün o kadın bedenine, kimliğine dönük saldırıların özel ihtisas mahkemeleri kurularak tekrar soruşturulması ve yargılanma sürecinin başlatılması bizim için en öncelikli konulardan biri. Bir diğer konu Kadın Bakanlığı'nın kurulması. Bununla ilgili olarak zaten hem Kürt Kadın Hareketi ile hem de feminist örgütlerle ve platformlarla ortak bir amaç taşıyoruz. Kadın Bakanlığı'nın olması gerekiyor. Yani bu iktidar, var olan iktidarın veya bundan sonraki iktidarların, yani gelmiş geçmiş aslında bütün iktidarların kadın mücadelesini, kadın hak ve özgürlüklerini aile adı altında tamamen işte aileye bağlı bir şekilde tanımlaması ve buradan bakanlığı kurmaları veya çalışmaları yürütmelerinin karşısındayız elbette. Zaten bu iktidar da kadın mücadelesini de, kadınları da işte aile ya da başörtüsü ya da işte İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme, 6284'e dair saldırılar ya da kadınların nafaka hakkına dönük saldırılar, işte erken yaşta zorla evlendirme meselesinin yasalaştırılması, bu çocuk yaşta zorla evliliklerin yaşının düşürülmesi gibi pek çok çalışmayı zaten yürütüyordu. Ama bunların hepsinin karşısında bütünlüklü bir mücadeleyi bakanlık üzerinden yürütülmesi gerektiğini ve bunun önlemlerinin, önleyici tedbirlerinin alınması gerektiğini savunuyoruz ve o bakanlığın kurulması gerektiğini iddia ediyoruz ve bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir diğer konu da şu, hazineden yani bu ülkenin hazinesindeki bütçenin tamamının savaşa ayrılması, özellikle kadınlara, gençlere, mültecilere, yani işte dezavantajlı gruplar dediğimiz grupların gittikçe aslında daha kötü yaşamların içerisine hapsedilmesine dönük bu bütçeleme meselesiyle ilgili de Kadın Bakanlığı'nın oluşması ve bu bakanlığın bütçesinin eşit ve güçlü bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunun için de ayrıca bir mücadele gerekiyor. Yani mücadele başlıklarımız çok fazla. Bunun ekonomik boyutu var, bunun yoksullukla mücadele edecek tarafı var, şiddetle ilgili önleyici ve koruyucu mekanizmaların yaratılmasıyla ilgili bir mücadele var, siyasette kadın katılımının güçlendirilmesiyle ilgili bir mücadele var. Yani siyaset hala oldukça eril yöntemlerle yapılıyor. Ama bütün bu yöntemlerin hepsinin karşısında biz kendi kadın özgürlükçü paradigmamızla yani yeni bir sistem inşası iddiasındayız. Oradan çıkacak her yasayı kilitleyebiliriz. Kadın örgütleriyle birlikte yaparız bunu. Çünkü kadın örgütleriyle birlikte daha önce işte biz bunu yapabilmiş hareketleriz kadın mücadelesi olarak. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Biz topluma dönük yapılacak bütün çalışmaları, o eril anlayışların hepsinin önünde dimdik duracağız. Aynı kararlılıkla duracağız. Aynı mücadeleyi sergileyeceğiz. Ama oradaki o erkek anlayışı, o yani radikal İslamcı, işte faşist, ırkçı mücadeleyi durdurmak ve geriletmektir asıl amacımız. En çok biz kadınları ilgilendiren bir mesele bu. Çünkü gerçekten kadınların haklarına, bedenlerine, yaşamlarına, kazanımlarına dönük saldırıların sistematik olarak süre geldiği ve bu saldırıları gerçekleştiren anlayışların orada yer aldığı bir tablo oluşmuş durumda. Dolayısıyla özellikle biz Kürtler ve kadınlar açısından çok önemli bir şey bu faşizmi geriletmek. Bir kere az önce de söyledim, mesele burada iyi ile kötü arasında değil. Hani biz işte Kılıçdaroğlu daha faşist söylemler geliştirmeye başladı. Bu nedenle artık nasıl, kime oy vereceğiz diye bir kargaşa yaşamamıza gerek yok. En kötüyü göndereceğiz. Biraz iyi olanla iyi bir sistem kurmaya çalışacağız. Yani biz kendimize inanıyoruz. Başka kimseye değil. Yani burada meselemiz aslında 21 yıllık bu rejimi, sistemi oylayacağız. Yani bunun içerisinde zindanlar var. Bunun içerisinde ev operasyonları var, şafak operasyonları var, zindanlardaki siyasetçilerimiz var, savaş politikaları var, özel savaş politikaları var, yoksullaştırma politikaları var, ülkenin bütün kaynaklarının sermaye gruplarına aktarılması var, doğa talanı var, kadın kırımı var. Biz bütün bu kötücül olanın gitmesini istiyoruz. Önce bunu göndereceğiz. Daha sonra daha iyi nasıl yaratabileceğimizin zeminini kazanmak için yapıyoruz bu mücadeleyi. Yoksa mesele
başka birinin kazanması ve bizim güllük gülistanlık bir duruma gelmemiz falan değil. Mücadele yapabileceğimiz, mücadeleyi büyütebileceğimiz zemini kazanacağımız bir oylamadır bu. Bunu herkesin anlaması gerekiyor. Yani biz kötü olanın içerisinde az önce saydığımız bütün meseleler var ve bunların hiçbirini biz hayatımızda istemiyoruz. Daha iyi yaşamak, şiddetsiz bir yaşam içerisinde olmak, ondan savaşı olmadığı bir coğrafyada yaşamak bizim hakkımız. Kadınların hakkı, gençlerin hakkı, nitelikli eğitim almak, ana dilinde eğitim almak gençlerin hakkı. Yani bütün bu haklarımızı yaratabilmenin zeminini kazanmak istiyoruz. Asıl meselemiz bu. Bu nedenle de çok önemli bir oy bu bizim için. Bu ülkede adalet üretmeyen hukuk mekanizmalarının tamamını göndermek aslında. Biz adaletin hukukla buluşmasını, hukukun yeniden adalet üretmesini, yargının bağımsız olmasını, bütün insan hakları, evrensel değerlerini tecelli etmesini amaçlıyoruz. Dolayısıyla iyiyiz. Haklıyız, mücadelemiz çok meşru ve biz kazanacağız, inanıyoruz buna. Herkesin oy kullanmasını, bir önceki seçimde oy kullanmayanların da oy sandığa götürülme konusunda ikna edilmesini biz de yapalım, onlar da yapsınlar. Dediğim gibi biz gerçekten sistem değişikliğini oylayacağız. Bütün bu kötü hayatlarımızı cehenneme çeviren anlayışların hepsini göndermemiz gerekiyor hep beraber.